Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü aslında olumlu bir açılış yaptık. 3000'in biraz üzerinde dolaştıktan sonra her zamanki klasik bahane, yani Trump'ın tweetleri, açıklamalarıyla endekslerin satışa uğradığını gördük. Kapanışa doğru da bir toparlanma oldu. Trump'ın açıklamalarının ardından Çinli yetkililer tarım bölgelerine yapacakları ziyareti iptal ettiler vesaire. Dolayısıyla karşılıklı stresin yeniden arttığını görüyoruz. Ama herhangi bir kopma şu an için söz konusu değil. Dolayısıyla buradaki görüşleri de değiştirecek, yani yeni zirveleri bekleyen görüşümü de değiştirecek bir gelişme yok. Bugün itibariyle ekonomik veriler üzerinden biraz daha gidelim. Avrupa ve Amerika'da, Fransa ve Almanya'da da benzer bir şekilde gelecek PMI'lar açıklanacak. Almanya'da, daha doğrusu otomotivin öne çıktığı bölgelerde biraz bir stabilizasyon görebiliriz. Çünkü geçtiğimiz, özellikle son birkaç ayda otomobilde yaşanan çöküşle çok hızlı bir aşağı gelmiştik. Şimdi burada çok düşük bir platoda olsa da belli bir stabilizasyon söz konusu olması gerekiyor artık önümüzdeki aylarda en azından. Dolayısıyla bir toparlanma görebiliriz ama bunun kalıcılığını veya işin bitip V şeklinde yukarı yönlü bir dönüş olacağını düşünmemek gerekir diye düşünüyorum. Amerika tarafında özellikle PMI tabii önemli ama biraz daha ileriye doğru gidersek PCE tarafı daha önemli olacaktır. Fed'in içindeki kırılmayı da göz önünde tutarsak iki ciddi birbiriyle çelişen grup oluşmuş durumda. Her iki isminde, yani şer koyan 50 bas puan indirim bekleyenle indirmeyelim diyen iki Fed başkanının görüşlerini Cuma günü sizinle paylaştım. Tamamen farklı şekilde bakıyorlar Amerikan ekonomisinin gidişatına. Dolayısıyla buradaki yükseliş de eğer 1,8 olursa, ki önümüzdeki günlerde tartışırız, önemli bir işaret olacak Fed'in bundan sonraki politikaları açısından. Bu arada sabah vakitinde gelen verilere baktığımızda da görüyorsunuz Güney Kore'nin öncü ticaret verileri ciddi anlamda bir zayıflık gösteriyor. Dolayısıyla problemin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii biraz endeksler açısından bakarsak karışık bir resim var. Asya tarafında Çin'de doğal olarak Amerika ile yaşananların neticesinde biraz satış olduğunu görüyoruz. %1'in üzerinde. Japonya tarafı hafif yatay diyebiliriz. Hindistan tarafı tamamen farklı bir hikaye. Vergi reformlarıyla beraber çok ciddi anlamda yukarıya gitmiş durumdalar. Yabancı yatırımcılara ve şirketlere yönelik ciddi vergi indirimleri endekslerin Cuma günü de zaten ayrışmasına neden olmuştu. Şu anda da ayrışarak hareket etmesine neden oluyor. Burada resim çok fazla değişmeyecektir. En azından kısa vadede bir momentum tutturduğu gibi gözüküyor. Şimdi Cuma günkü olayın etkileri üzerinden gidersek, aslında baktığınızda Yuan tarafının en azından fixinginde Bank of China önemli bir değişiklik yapmış değil. Şurada görüyorsunuz çok ufak bir değer kaybı söz konusu. Ama benzer bir şekilde offshore piyasaya bakarsanız gelişmeleri çok daha negatif bir şekilde fiyatlamış durumda. Şuradaki hareket biraz daha ikisi arasındaki farkın, spread'in açıldığını gösteriyor. Dolayısıyla piyasa gelişmelerin negatif olduğunun farkında diyelim veya negatif şekilde fiyatlıyor ama çok büyük bir zıplamadan da bahsetmiyoruz. Yani geldiğimiz seviyeler çok daha yüksek seviyeleri görmüştük. Şimdilik bunun altındayız. Bir anlaşma olduğunda, yani en azından iki tarafında içeriye pazarlayabileceği bir anlaşma olduğunda biraz daha düşük seviyeleri görmemiz mümkün diye düşünüyorum. Şimdi bu orada tabii Çin tarafında birkaç tane farklı gelişme daha oluyor. Senato'nun kabul ettiği ve Temsilciler Meclisi'ne gidecek tabii ama Rubio Mendes tarafından verilmiş bir tasarı vardı. Uygurlara yönelik ayrımcılığa vurgu yapan bir tasarıydı bu ve önde gelen Çinli yetkililerin ambargoya dahil edilmesine yönelik bir gelişme yaşandı. Bu tasarı kabul edildi. Şayet TM'den de geçerse o zaman çok ciddi bir yeni uyuşmazlık olacaktır Amerika ile Çin arasında. Ama Rubio'nun Hong Kong olaylarına yönelik de benzer bir tavrı olduğunu düşünürsek aslında bu konu önemli diye düşünüyorum. Her iki tarafın kaygılarına veya sorunlarına bir sorun daha ekleyebilecek olan bir gelişme diyebiliriz. O açıdan yakından takip etmekte fayda var.
Tabii diğer bir gelişme de endeksleri geride bırakmadan Mısır tarafındaki aslında Cuma günü, pardon Pazar günü yaşanan satıştı. Hemen endeksleri açabilirsem. Orada da Sisi'ye yönelik protesto gösterileri neticesinde %5,5'lara varan bir satış olduğunu görüyoruz. Hem Hermes tarafı hem Otus tarafında. Buradaki rally'nin büyüklüğüne de bakarsanız artık burada büyük bir omuz baş omuz tavan mı oluşuyor, ne oluyor tartışılır teknik olarak ama önemli bir hareketti diyebiliriz. Devamı gelirse tabii ciddi anlamda kritik olabilir. Aslında Mısır yani yabancı yatırımcıların son bir yılda, 1,5 yılda ciddi anlamda pozisyon aldığı bir bölge ama ben o açıdan bakmıyorum. Eğer okudunuzsa Taleb'in Anti Kırılganlık kitabında kırılgan ülke olarak en net belirlediği ülkelerden bir tanesidir Suudi Arabistan. Çünkü şu anda da görüyoruz Amerika herhangi bir resmi savunma anlaşması olmamasına rağmen Suudi Arabistan'a asker gönderiyor İran'la olan bitenin neticesinde. Ama Suudi Arabistan yaşanacak olan gelişmelerin yani en ufak bir kırılganlığa izin vermeyen bir ülke olması açısından baktığınızda en anti kırılgan ülkelerden bir tanesi Amerika'nın desteğiyle. Dolayısıyla Mısır tarafında olan bitenler ki önemli bir müttefiki bir noktada eğer bir çözülmeye Mısır'da bir çözülmeye yol açarsa Suudi Arabistan üzerinde de ciddi anlamda etkili olacaktır. İran bunun farkında olarak mı hareket ediyor? İran'da çünkü aslında isterseniz anti kırılgan daha doğrusu kırılgan ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Ama bölgede yaşanan gelişmeler Mısır'da olan biten de radarımda özellikle Suudi Arabistan'ın kırılganlığını göz önüne alırsak. Buradan Euro tarafına bir geçiş yapalım. Cuma günü daha yüksek seviyelerden güne başladık ama kapanışa doğru satışlar geldi. Tabii burada likidite problemi ki New York Fed'in açıkladığı şeyi görmüşsünüzdür, takvimi görmüşsünüzdür. Önümüzdeki dönem boyunca ciddi olarak açık piyasa işlemleri düzenleyecek ve piyasanın dengeye oturmasını sağlayacak. Ama bu yetersiz olmayacaktır, olacaktır. Bunun yerine net bir pencere, bir fasilite açması gerekecek veya bilançosunu büyütmesi gerekecek ki her zaman söylüyorum bu daha önceki QE'ler gibi olmasa da piyasa QE'lerin ne olduğunu tam anlamadığından, tam fiyatlamadığından standart bir QE şeklinde fiyatlayacaktır. Bu da değerli metaller, endeksler açısından vesaire iyi olacak bir gelişme. Aslında öyle olmamasına rağmen. Ama Euro tarafına tekrar geri dönersek sıkışmışlık devam ediyor. Kısa vadeli aşağı trend devam ediyor. Dolayısıyla burada bir kırılma olması durumunda hareketin çok daha hızlı bir şekilde aşağı gitmesini görebiliriz. Tabii dolar likiditesi konusunda önlem almaya başladığı için New York Fed bu konuda bir baskı, sürpriz gelmemesi lazım. Ama yine de kısa vadede olmasa da orta vadede bu konu çok ciddi. Her zaman da zaten altını çiziyorum. Henüz gerçek dolar rallisiyle karşı karşıya kalmış değiliz. Euro'daki pozisyonlara hemen bir göz atalım. Artıyor short pozisyonlar ama aşırı diyebileceğimiz veya abartılı diyebileceğimiz seviyeler söz konusu değil. Dolayısıyla burada çok fazla bir hareket sadece bu görüntüye bakarak hareketten bahsetmek mümkün değil. Pound tarafında erken seçime doğru gelişmeler oluyor. İşçi Partisi'nin içi de karışık gözüken o ki yeni bir referanduma sıcak bakan bir işçi partisi var ama çıkalım veya kalalım şeklinde görüş bildirmeyen bir işçi partisiyle karşı karşıyayız. Şu kadarını söyleyebilirim. İşçi Partisi'nin şu anki liderlik yapısıyla hükümete gelmesi durumunda Pound'da çok ciddi bir satış olacaktır. Dolayısıyla oradaki erken seçim, olası bir erken seçim ve sonuçlarına bakmak lazım. Tabii 31 Ekim'de bir çıkış olacak mı? O ayrı bir konu. O da belirsizliğini koruyor. Şu anda Amerika ile olan bir ticaret anlaşması gündemde. Yani çok aşırı politik bir döneme bakıyoruz. Dolayısıyla keskin net bir şey söyleyemiyorum. Ben anlaşmasız çıkışta sert bir satış gelirse kesinlikle alım taraftarıyım. Bir işçi partisi hükümeti olursa da kesinlikle İngiliz poundunda ve varlıklarında çıkış
ve uzunca bir süre dokunmama taraftarıyım. Pound'un seviyesine baktığımızda, short seviyesine baktığımızda rekor seviyelerde. Dolayısıyla hala iyi bir haberle yukarıya doğru çok ciddi bir ivme, momentum kazanılması mümkün. O yüzden de zaten hafta ortamı hani opsiyonları 21'li seviyelerden beri önermeye devam ediyorum. Hala böyle bir görüşünüz var ise bence opsiyonlar görece pahalılandı ama ucuz sayılır. Takip etmekte fayda var. Altın tarafına gelirsek, altın Fed'den sonra gelen hareketi büyük ölçüde geri aldı. Toparlamış durumdayız. 500 1516'lar civarında dolaşıyor. Bu sabah itibariyle baktığımızda asıl kuvvetli hareketin yeniden gümüşte geldiğini görüyoruz. 50 günlük ortalamayı test etmeden yukarıya doğru dönmeyi başarmıştı gümüş. Buradaki rasyoya bakalım. Bizim açımızdan en önemli gelişme bu. Tekrar altına geleceğini söylemiştim. Altına geldik ama gerçekten bu seviyede bir kapanış olacak mı olmayacak mı? Amerika seansını görmeden çok fazla heyecanlanmak, yorum yapmak istemiyorum. Ama buradaki asıl rally'nin olması için gümüşte ciddi anlamda sert bir hareket görebilmemiz için burada kırılmanın devam ediyor olması gerekiyor. Aslında kırılma oldu da şuraya iyi getiremediğim için çok net bir görüyorsunuz. Böyle bir kapanışta kırılma devam edecektir. Tabii belki takip etmişsinizdir. JP'ye yönelik manipülasyon davasının derinleşmesi söz konusu. Orada CFTC içinde bu davayı örten, soruşturmayı örten kişinin JP Morgan'la beraber çalışan avukatlık ofisine geçmiş olması vesaire. Yani bu konular finansal konular olmadığı için çok fazla girmek istemiyorum ama yakından takip ettiğinizde biraz karışık bir konu oldu. Kimin eli kimin cebinde, kim kimi destekliyor çok belli değil. Ama burada ciddi bir soruşturma döneminden geçersek gümüş açısından çok daha iyi olacağını söylemek mümkün diyebiliriz. Bu kırılmayı da o açıdan takip ediyorum. Peki pozisyonlar nasıl? Altın tarafıyla başlayalım. Burada hatırlarsanız neredeyse rekor seviyeye kadar bir long oluşmuştu. Ardından hafif bir düzeltme görmüştük ama şu anda hala bu rekor seviyenin milattan sonra 2000'lere 200'lere gittik ama hala çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz ki bu iyi bir şey değil aslında. Yani bunun mutlaka bir noktada belki daha yukarı gider ama satışa dönmesi söz konusu olacaktır. Gümüş tarafını işte bu yüzden biraz daha rahat görüyorum. Aşırı bir pozisyon söz konusu değil. Evet, yüksek seviyelerdeyiz ama şurada gördüğümüz, yani altının az önceki seviyelerine denk düşen seviyeler oranla neredeyse yarı yarıya bir long pozisyon var. Dolayısıyla çok aşırı baskı olmayacaktır. Tabii gümüş düşünce, altın düşünce gümüş de mutlaka düşecek. Ona hiç şüphe yok. Ama daha sağlıklı bir durum söz konusu diyebiliriz. Buradaki aşırılık fiziki taraftaydı hatırlarsanız. Şurada da geriye alırsak gümüşün 50 dolar olduğu seviyelerin çok daha üzerindeyiz. Bu aşırılık hala devam ediyor. Biraz satış gelmiş olsa da hala devam ediyor. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü eğer vadeli tarafta çok büyük ve manipülatif bir short varsa, tırnak içinde söylüyorum, metalin spot tarafında piyasadan çekiliyor olması bu adamları ciddi anlamda zorluyor. Dolayısıyla burada zorlanıyorsanız yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi dönüp pozisyonu kapatmak. O zaman gümüş fiyatlarını daha yukarıya çekeceksiniz. İkincisi manipülasyona devam etmek, elinizi büyütmek ve finansal taraftaki fiyatları bastırarak fiziki taraftaki long pozisyonların çözülmesini sağlamak. Böylece sıkışma probleminizi çözümlemek. Hangisi olacak bilmiyorum ama dönem dönem söylüyorum, fiziki taraftaki bu toparlanmanın çözülmesi için finansal tarafın çok sert aşağı gelmesi lazım veya çok sert yukarı gidip pozisyonların kapatması lazım. Şu an için Amerika'daki likidite sıkışıklığı biraz yardımcı oluyor aslında fiyatların bastırılmasına ama yine de gümüşün ana yönü yukarıya doğru. Dolayısıyla eğer spotta, cash'te pozisyonunuz varsa, ETF'te pozisyonunuz varsa çok fazla panik olmamak gerekir. Biraz daha orta vadeli düşünmeniz gerekir diye bakıyorum. Petrole hemen
geçelim. Petrol tarafında Aramco'dan gelen açıklamalarla bir stabilizasyon sağlandı gibi gözüküyor. 55-60 denge seviyesine yeniden girmiş durumdayız. Çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Bence zaten olması gereken seviye aralığı burada. Ama İran'la bir gelişme olur, Mısır tarafında önemli bir sallanma olur. Yani jeopolitik gelişmeler buradaki fiyatlamayı çok sert bir şekilde etkileyecektir. Büyüme vesaire açısından baktığımızda ben 60 dolarların üzerinde çok fazla kalmasını gerektirecek bir dinamik görmüyorum. Aşırılık söz konusu değil. Burada da 17'si itibariyle bakıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir pozisyon build-up etmiş değil. Bu açıdan da olumlu olduğunu düşünüyorum. Kısaca hemen bir Eğri'nin durumuna da bakalım. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım ileri tarafın daha rahat olduğundan. Şimdi şurada görüyorsunuz Kasım tarafına bakıyoruz ama Kasım'la Aralık arasında aşağı yukarı 5.58-5.5 dolarlık bir fark var gibi gözüküyor. Şurada baktığınızda Kasım'la Aralık arasında yine benzer bir durum aslında. Çok da abartılı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil ama 19'unda mı acaba veya 18'inde biraz daha farklı olabilir mi? Yok. Genel olarak baktığımızda çok büyük bir kapanma söz konusu diyemem. Hafta başında tabii asıl zıplama olmuştu ama genel olarak burada işte biraz daha fark var. Görüyorsunuz 8 küsür dolarlık bir fark var. Bunun şu anda kapandığını, biraz daha daraldığını söylemek mümkün. Daha da daralması lazım diye düşünüyorum. Bono tarafına gelelim. Bono tarafı 2 açıdan önemli. Bir, seviyesi açısından. 2, geçtiğimiz haftalara oranla körfün durumu açısından. Şunun üzerine aylık grafiği de koyarsak şu anki görüntü geçtiğimiz hafta ve geçtiğimiz aya oranla çok daha olumlu bir görüntü. Evet, belki şuradaki çarpılma yani 3 aylığın veya kısa vadenin uzun vadeden daha yüksek olma görüntüsü değişmiş değil ama yine de baktığımız zaman önemli bir yukarıya doğru shift olduğunu görüyoruz. Ben bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek olan PCE'de daha yukarıya doğru bir yeniden ivme olacağını düşünüyorum. Yani buradaki hala fiyatlama özellikle Amerika enflasyonu açısından baktığımızda çok doğru bir fiyatlama değil ama global gelişmelerden gelen alımlar da var. Tabii o açıdan fazla bir şey söyleyemeyiz. 10 yıllıklara daha aşağıya da gelebilir. Gerçi hedge maliyeti nedeniyle o kadar çok gelmiyor olması lazım ama normal zamanlar için geçerli bu hedge maliyeti. Panik anlarında buraya mutlaka para geliyordur. Ama yine de bence burada tekrar 80'lerin üzerine doğru bir hareket görmemiz söz konusu olacak. Bitcoin tarafı hafta sonu gelen satışla aslında geçtiğimiz haftanın genelinde çok da pozitif değildi ama hafta sonu gelen satışla yeniden 10.000'in altında seviyelerde seyrediyor. Çok fazla burada yeni bir dinamikten şu an için bahsetmek mümkün değil. Şu vadeli tarafındaki kontratların gelişimine bir bakalım. Görüyorsunuz burada da yüksek oranda diyebileceğimiz shortla piyasa devam ediyor. Dolayısıyla yeni bir şey söylemek için bir dinamik görmüyorum. Hala baktığımızda 10.400'lerin aşılması gerekiyor. Volatilite ciddi anlamda düşmüş durumda. Bir yandan iyi bir gelişme bu ama diğer yandan da baktığımızda sert bir hareketin artık yavaş yavaş kapımızı çalmak üzere olduğunu düşündürüyor. Volatilitenin bir anda patlaması söz konusu olacak gibi. Şuradaki sıkışmayı da görüyorsunuz. Benim beklentim hala bunun yukarı doğru olması ama birkaç tane önemli seviye var. Aşağı yukarı 8.900-9.000'li seviyelerin kırılması çok negatif olacaktır. Şuradaki sıkışma bandın altına inmesi yine olumlu olmayacaktır. Ama önümüzdeki bir iki hafta içinde yanılmıyorsam veya bu ay
ve Ekim bitmeden sert bir Bitcoin hareketiyle karşı karşıya kalacağız. Ben yukarı olmasını bekliyorum ama 9000, 8900, 9000 seviyeleri, stop seviyeleri olması gerekir. TL tarafında gözüken o ki 70'in altında çok uzun kalamıyor. Haftanın son gününde de biraz satışlar geldi, ardından hızlı bir toparlanma gördük. Buradaki dinamiklerde bir değişiklik yok. Yukarı tarafta 5.86, aşağı tarafta biraz daha düşük seviyelerde bir kırılma gelmesi gerekiyor ki şurada gördüğümüz 5.45'ler yeni başka bir banda girdik diyelim. Tabii Amerika tarafındaki dolar likiditesi problemi, ki New York Fed'in açıklamaları, yapacağı açık piyasa işlemleri orayı biraz rahatlatacaktır. Gelişmekte olan ülkeler açısından da biraz pozitif olacaktır ama dolar likiditesindeki problemler eninde sonunda gelişmekte olan ülkelere de sıçrayacak. Mısır tarafı bize sıçrar mı? Şu haliyle sıçramaz. Yani orada endeksin tamamen kapalı olması durumunda yabancılar kendilerine likidite yaratmak için bizim gibi büyük borsalarda satışa geçebiliyorlar ama sadece sert bir satış geldi diye Mısır'dan bize yönelik bir hareket olmasını beklemem. Ama burada da genel trendin ben hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi bir hafta diliyorum.